Hepiniz hoş geldiniz videoya. Bugünkü videomuzun konusu kavgada nereye vurmalıyız ve hangi tekniği vurmalıyız? Yavaştan anlatıma geçelim. Kavgada ilk vuracağımız yerlerden bir tanesi ve en önemlisi olan yer çene bölgesi. Peki neden çene bölgesine vurmalıyız? TikTok'ta anlatıyorum, Instagram'da anlatıyorum ama uzun video olsun dediğiniz için YouTube'da detaylı, derinlere inerek anlatacağım. Şimdi çeneye neden vurmalıyız? Neden çene bölgesi? Çene bölgesi bildiğiniz bilgisayarlardaki kasadaki format gibi düşünün. Sağlam bir çeneye vuruşta rakibini etkisiz hale getirebilirsin. Rakibe vurduğun an 10 saniye 15 saniye bilincini kaybeder. İlk çene bölgesine vuracağız. Peki çene bölgesine ne vurabiliriz? Eğer ki yumruğun güçlü diyorsan yapman gereken burada sağlam çeneye kroşe veya gerideki ayağın daha güçlü olur. Geriden kroşe vurabilirsin. Ama eğer ki diyorsan benim yumruğum güçlü değil, ilk hamlede rakibi etkisiz hale getiremem, bana başka bir teknik öğret diyorsan yapman gereken teknik, geçiyoruz ikinci kurala, dirsek hareketi. Ne yapıyorsun? Yandan kroşe şeklinde, kroşe değil de dirsek hareketi yapıyorsun. Dirsek daha etkili, daha güçlü, daha sert gelir. Eğer ki diyorsan karşımdaki tecrübeli beni işte anlayabilir, yumruğumu, dirseğimi anlayabilir. Daha farklı dirsek hareketi ve daha farklı yumruk hareketiyle karşımdakini etkisiz hale getirmek istiyorsan yapman gereken rakiplesin, konuşma halindesin. Baktın ki karşıdaki sana vurmayı göze almış. Sen benden uzaklaş diyorsun, ben kavga etmek istemiyorum. Dostça yaklaşıyorsun, o hala sana vurmayı göze almışsa yapman gereken hamle çene bölgesine, çenenin bu bölgeleri, bu bölgeye sağlam bir buradasın dönerek dirsek hareketiyle karşındakini etkisiz hale getirebilirsin. Tabii ki bunu ne zaman kullanacaksın? En son hamlede. Yani sen karşıdakiyle kavga etmek istemeyeceksin. Çünkü spor salonuna gidiyorsan, gitmiyorsan, benden öğrendiysen her zaman geri adımdasın. O üstüne gelecek bir adım geri kaçtın. İki geldi, iki adım geri kaçtın. Üç geldi, kaçtın. Baktın ki o sana vurmayı göze almış. Sen haklısın ama o hala sana vurmayı istiyor. Yapman gereken ilk sen vuruyorsun ve ilk hamlede rakibini etkisiz hale getireceksin. Peki neden etkisiz hale getirme önemli? Karşıdakinde bıçak, silah, sopa olabilir. Yapman gereken ilk hamlede etkisiz hale getirip başından belayı savurman gerekiyor. Bu da beladır, başına gelmiş. Eğer o sana vursa daha kötü olur. Böyle kurtarmak daha iyi olabilir. Evet, videoyu beğendiyseniz abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Yorum atanlar içinden 10 kişiye YouTube kanalımın ismi olan MF Fight Kuru Kafalı Bandajlar çekilişte hediye, satışlar da başlamıştır. Instagram adresim Mehmet Faroğlu Official, takip ederek bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.